Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman. 2 yıl önce rol aldığı Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde rol arkadaşı Selen Soyder'le kavga etmiş ve iddiaya göre Selen'e çay bardağı fırlatmıştı. Selen'in açtığı dava geçen hafta sonuçlandı. Mahkeme Can Yaman'ı suçlu buldu. Can Yaman'ı 7830 lira para cezasına çarptırdı. Muhabir arkadaşlarımız Can'a sordular. Bu parayı ödeyecek misiniz diye. İşte Can'ın cevabı. İyi akşamlar. Oo, seremoni var o. Tamam. Ne diyeceksiniz? En son Berkay'ın böyle bir açıklaması vardı bu konu hakkında. Sonradan beyanını düşeceğim ben. Karşı dava açacak mısınız? Tamam, süper. Günlük kazancınız. O ne ya? Dava sonuçlandı. Günlük kazancınızın 90 lira olduğu ve 7000 TL ceza Selen Soyder'e ödeyeceğiniz. Günlük TL kazanç 90 TL. TL olarak hesaplanmış. O ne demek ya? Totalde 7800 lira. Yok, ben bir ceza ödemeyeceğim arkadaşlar. Karşı dava mı açacaksınız? Ne karşı dava, yok. Ama dava sonucu öyle gösteriyordu. Hayat çok güzel, çok eğlenceli, çok kısa. Negatif konuları konuşmaya gerek bile yok. İlginç tarafı Can Yaman hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş. Birisi bir dönem avukatlık da yapmış. Üstelik şu an hayli popüler bir avukatlık bürosunun da ortağı. Ama mahkemeden bir sonuç çıkıyor. Bir karar cevap, var ortada ve ben o parayı ödemeyeceğim. Ya negatif şeyler konuşmak bunlar istemiyorum. Bunlar işte kameralara söylenen laflar. Oynuyorlar biraz. Ya kameraya söyler bunu. Nasıl ödemezsin? Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden çıkan karar bir karar. Çıkmış. Yargıtay'da istiraf mahkemesinde kesinleştiği zaman... Ben bunu ödemiyorum deme lüksün yok. Ya da ben burada ben gidip yatmıyorum de. Mahkeme senin hapis kararı versin. Seni de polis oradan derdest edip doğru. Ben yatmayı düşünmüyorum. Ben yatmayı düşünmüyorum. Ben biraz bir tur atayım geleyim mi diyeceksiniz. Yani bu bir şeyin bir savunması yapılırken dese ki şu anda bu karar kesinleşmedi. Yargıtay'a başvurdum. Ya istinaf mahkemesine başvurdum. İtiraz edeceğiz. İtiraz edeceğim. Sonucu bekleyeceğim dese uyar. Tamam. Ama ödemeyeceğim. Ama ben ödemeyeceğim. Hangi sıfatla? Hangi sıfatla? Hangi güçle? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız mahkemeleri ne ben verdiğin karara uymuyorum. Bunu dediğin zaman bunun neticesini alamazsın. Aldığını zannedersin. Yani öbür gün bunun faturası ağır gelir. Bir de ben neye takıldım? Mahkeme Can Yaman'ın günlük kazancını 90 lira olarak hesaplamış. Yani şimdi Can Yaman ayda 2700 lira mı kazanıyor? Ya biri de çıktı demedi mi ki ben 1000 lira mı 1 lira mı ne kazanıyorum dedi ya. Bırak evet, Allah aşkına. Evet, evet. Şimdi bunlar bakın bu beyanlar işi gayri ciddi hale getir. Bakın mahkemelerde gayri ciddi olmaya başladığınız zaman hakim nezdindeki o hakimin dosya münderecatının dışındaki bütün sizin hakkınızdaki düşüncelerini menfi yöne çekersiniz. Yani niye alay mı ediyorsun sen? Seni ne kazandığını ne kazanmadığını 3 aşağı 5 yukarı en azından vergi dairelerine ödediğin vergi mükellefi olduğunuz için oralardan bile tespit ederler. Bir şey söylerken yani yarının öbür gününü hesaplayıp konuşmakta fayda var. Ben ödemiyorum. Ödeme. Ödeme de gör. Ya bir de hani... Ya ödemezsen icraya koyacaklar. İcraya da ödemediğin zaman efendim yüzde kanuni faizi çalışacak. En nihayetinde nasıl ödemez biliyor musun? Bak onu sana söyleyeyim söyle. Ben. Üstünde hiçbir mal varlığı olmaz. Benim de aylık kazancım 2700 lira der. Ya. Ben 7830 lirayı ödeyemiyorum der. Öyle tamam. Olur mu? Öyle mi? Ama ondan sonra bir yerde çalışıp da ondan herhangi bir şekilde ticari bir iş yapan firmayı da zan altında, risk altında bırakır kendini de. Sadece ondan sonra abi, takibe var. Erkenci başlarda. Kuştan aylık 2700 TL yani, olur mu? Yani var ya belki saati 2700 TL, 2700 olabilir. Çünkü biliyoruz ki bölüm başına artan reytingle devam eden dizisiyle birlikte 40-45 bin TL para alıyor Can Yaman. Sonra bir de insan bir daha düşünüyor. Hukuk fakültesini dereceyle bitiriyor. Avukatlık bürosu var.
davalara girip çıkıyor ortağı buna ve yapmayın, kendisi kuşum atmayın kuşum denir. Başka ne denir buna? Uzaklara. Kardeşim şimdi bazen sinirlerimize hakim olamadığımız zamanlar herkes için geçerlidir. Evet olabilir. Bu sinirlerine hakim olamadığın zamanlar yapmış olduğun işlerinde her zaman faturası ödenmiştir. Az veya çok. Evet. Ama burada kadına çay bardağı atmışsın. Şu olmuş, bu olmuş. Demek ki mahkeme bunu tespit etmiş. Seni suçlu bulmuş. Seni suçlu bulmuş. Kendin de en doğruyu biliyorsun. Burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Şu anda karar çıktıktan sonra, yarın öbür gün de biraz evvel söylediğim gibi bir üst mahkemede tasdik gördükten sonra, onaylandıktan sonra ben bunu ödemiyorum lafını yani geri almak da çok büyük bir yanlış. Evet. Yani sana yani bir nevi sözünü yuttururlar, yedirirler evet. Yani. Evet, doğru. Nerede, ne yaparlar? Bu yani en nihayetinde burası dağ başı değil. Hukuk platformunda sana bunu malum ederler seni. Evet, 2 yıl... Sen de bu lafı söylemekle kalmış olursun. Aynen. 2 yıl önce Selen Soyder'e çay bardağı attığı iddiasıyla davası süren ve bu noktaya gelen Can Yaman'ın geçenlerde Anadolu yakasında dizinin çekimleri sırasında kendilerini izleyen bir vatandaşa fotoğraf makinesi fırlattığı da iddia buyurun, edildi. Buyurun, bu eline geçen ne varsa i̇şte, karşısındakini atıyor ya. İşte ikinci sayfaya özel o haber. Gelsin ekrana. Şoke eden iddia. Can Yaman seti birbirine kattı. Sinirlendiği hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edilen Can Yaman, rol arkadaşını mı yaraladı? Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın 2 yıl önce rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlattığı iddia edilmiş ikili mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan mahkeme Yaman'ı günlük 90 liradan toplam 7830 lira ödemek üzere 87 gün adli para cezasına çarptırdı. Davayı kaybettiği için moralinin bozuk olduğu söylenen Can Yaman şimdi ise bir kez daha sette şiddet iddiasıyla gündemde. İddiaya göre dizi setini izleyen bir vatandaş yüksek sesle Demet Özdemir Can Yaman'da ne buluyor da aşk yaşıyor, yakışmıyorlar dedi. Bu sözleri duyan Can Yaman küplere bindi. Yine iddiaya göre bir anda parlayan yakışıklı oyuncu elindeki fotoğraf makinesini kendisini izleyen kişiye doğru fırlattı. Makine yardımcı oyunculardan birinin kafasına isabet etti. Oyuncu ambulansla hastaneye götürülürken Can Yaman'ı sinirlendiren kişinin de bulunduğu yerden apar topar uzaklaştırıldığı öğrenildi. Evet, çekimler sırasında yani Anadolu yakasındaki çekimler sırasında birisi Can Yaman'ın duyacağı şekilde bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor da aşk yaşıyor diyor. Can Yaman setin dışında kendisini izleyen hayranlarından bir tanesini elindeki fotoğraf makinesini fırlatıyor. Fakat oyunculardan bir tanesi yardımcı alnına geliyor. Oyuncunun alnına geliyor iddiaya göre. Ya bu adamların bu kez çay bardağı hırslı, değil, bu fotoğraf kadar sinirli makinesi. Olmasını anlayamıyorum ya. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim size. İnsanlardaki bu asap bozukluğunun en büyük etkenlerinden biri ben şahsım yani benim şahsi düşüncem bu. Katılırlar katılmazlar. Ekonomik zorluk olabilir. Evet. Ailesinde büyük bir hastalık olabilir. Efendim çok sevdiği bir şeyi kaybetmiş olabilir. Geçim zorluğu her türlü şeyde normal insandan daha biraz daha agresif bir durum sergileyebilirler. Hı hı. Ya bunların bu kadar sinirli bir başkasının kafasına fotoğraf makinesini, beraber olduğu kadının suratına çay bardağı. Bu kadar sinirli ve agresif olmalarını anlamıyorum. Bunlar Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarında hatırı sayılır paralar kazanıyorlar. Evet, evet. Çevirdikleri diziler öyle veya böyle izleniyor. İzleniyor. Evet. Herkes bunlara hayran. Önemli bir genç kuşak kitlesi var. Kitlesi var. Yurt dışında özellikle Golf memleketlerinde bazı Güney Amerika memleketlerinde işte orada ülkelerde gittikleri dizilerden dolayı tanınmaya başladılar. Evet. Bu kadar agresiflik, bu kadar siniri anlayamıyorum. La servetiniz var ya. Daha mütevazi olmak varken
siz artık bazı lafları hatta ve hatta söylediğin gibi ya bu adam bunda niye buluyor cümlesinin çok daha ötesinde sarf edilen cümleleri duysalar bile duymazdan gelecekler. Evet.